Sayın basın mensupları, Ukrayna krizi bütün dünyayı tedirgin etmeye, Türkiye'yi tedirgin etmeye devam ediyor. Krizin yaklaştığı, savaşın yaklaştığı günlerden, Rusya'nın ilk harita geçtiği andan da itibaren bu meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini söylemiştik. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önemsemediğini, işlevsizleştirdiğini kanıtlayan bir uygulamaya daha imza attı. Krizin 7. günündeyiz. Bütün ısrarlarımıza ve bugün genel görüşme yapılmasına yönelik talebimize nihayet karşılık aldık. O da bir genel görüşme olarak değil, bakanın iş tüzüğün gündem dışı maddesi. Bütün dünyanın gündemi Ukrayna krizi, Ukrayna ile Rusya arasında yaşananlar ve Türkiye Dışişleri Bakanı geliyor ve gündem dışı maddeden söz isteyecek, talebi karşılanacak, 20 dakika konuşacak ve gidecek. Bu sürenin uzatılmasını teklif ettik. Bizzat Cahit Özkan'a dedim ki, gündem dışı maddede 20 dakikalık süre var. Biz bilgi istiyoruz. Bilgilendirme sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı 20 dakikayla sınırlandırmayalım. Ama yok, öyle bir ihtiyacımız yok. Bakanımızın 20 dakika yeterli olacağını söylediler. Talebimiz yok dediler. Bunu bir kez herkese ifade edelim. Ayrıca bir genel görüşme açılıp o genel görüşmenin bütün değerlendirmeleri dinleyip bakan da daha sonra kendi değerlendirmesini yapmak yerine önce 20 dakika ben konuşayım, 10'ar dakikada gruplar gündem dışı konuşsunlar diyor. Eğer bu kriz bu parlamentoda gündem dışı diye adlandırılıyorsa, tutanaklara böyle geçecekse, işte size Adalet ve Kalkınma Partisi, işte size Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri adeta o ucube, eşsiz benzersiz sistemin bizi getirdiği nokta. Bu durumdan bu parlamentoyu ilk seçimden sonra derhal kurtaracağız. Buna mecburuz. Ayrıca Sayın Bakan, tabii geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Covid oldu ama böyle bir ülke olur mu? Dışişleri Bakanı Covid olmuş, o negatif olana kadar parlamentoyu bilgilendiremiyor beyefendiler. Bu nasıl sistem? Eskiden her gün mecliste bir bakan var. Sonuçta o bakan hassasiyetleri iletir. Gerekirse başbakan gelir, başbakan yardımcıları gelir, yakın bakanlar gelir. Ama burada Dışişleri Bakanımız Covid oldu. Bakan her akşam bir televizyonda geziyor ama uzaktan bağlantı imkanı olmadığı için meclis bilgilendirmeden mahrum. Bahaneleri bu. Cumhurbaşkanı yardımcısı gelemez mi? Milli Savunma Bakanı gelemez miydi? Gerekirse Cumhurbaşkanı gelemez miydi? Meselenin önemi, hepsi mümkün. Yani hepsi mümkünken ama meclis kim ki? Milletin vekillendirilerini bilgilendireceklerine toplanıyorlar kendi kendilerine, oturuyorlar, konuşuyorlar. Genel Başkanımızın dediği gibi ne işe yaradığı bilinmez. Bir sürü AK Parti'nin ürettiği ve türettiği bürokratla toplantı yapıyorlar ama milletin vekillerini bugün işte ancak gündem dışı bilgilendirecekler. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ayrıca Dışişleri Bakanı demiş ki Kemal Bey'in dünkü eleştirilerini saçma bulmuş. Neyi saçma bulmuş? Onlar Milli Güvenlik Kurulu toplantısını zaten yapmışlar. O toplantı Ukrayna krizinden önceydi. İkincisi, böyle olağanüstü durumlarda Milli Güvenlik Kurulu'nu toplamaktan daha normal bir şey yok. Efendim, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı arkadaşlarıyla, siyaset arkadaşlarıyla toplanamaz mıymış? Toplansın da bunu güvenlik zirvesi diye anlattığınız da olmaz. Bir de şu yok mu? Bu bir dış politika meselesi. Ne kadar önemli bir konu. Bu konuda AK Parti'nin sözcüsü var ama diğer partilerin sözcüsü yok. Ya burası parti devletine döndürdünüz dediğimiz bu. AK Parti'nin grup başkanı var ama bizim grup başkanımız yok, bizim genel başkanımız yok, grubumuzdan bir temsilci çağrılmamış. Tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi ile devleti birbirine bitiştiren, iç içe geçiren ve bunu bir utanç olarak değil de bir marifet olarak gören bir anlayış var. Bu olmaz. Bu bütün dünya demokrasilerinde ayıplı bir durumdur. Devlet başkadır, hükümet başkadır, siyasi parti, iktidar partisi, onun siyasetçileri bambaşkadır. Ve o görevleri birden fazla görev üstlenenlerin de devlet adamı kimliğinle siyaset adamı kimliğini ayıracak hassasiyette olması gerekir.
Bunlar aksine birleştiriyorlar ve güvenlik toplantısı diye yaptıkları, zirvesi diye yaptıkları zirve demokrasi tarihimize bir ayıp sayfası olarak geçmişken Dışişleri Bakanı bunu mazur görüyor. Gerçekten kabullenilebilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Ülkemiz çok güçlü bir hariciye geleneğine sahip. Dışişleri Bakanlığı mensuplarımız yıllardır bu güçlü geleneğin üzerine inşa ettikleri birikimle ülkemizi çok netameli, diplomatik gerilimli olan hadiselerden alınlarının akıyla çıkarmayı başardılar. Ancak Türkiye diplomaside maalesef bürokraside hiç bu kadar etkisiz bir kadronun eline de kalmamıştı. Bunu da tarih önünde not etmek gerekiyor. Ülkemizin hem Rusya Federasyonu hem Ukrayna ile yakın ekonomik ve ticari ve siyasi ilişkileri var. Orada 20 bini aşkın vatandaşımız var. İki ülke arasındaki sıcak çatışmadan bu iki ülke dışında dünyada en çok etkilenecek ve en çok zarar görecek olan ülkenin Türkiye olduğu konusunda herhangi bir şüphe yok. Ama burada gerçek doğru bir diplomasi yürütmek yerine ki bu Atatürk'ün bütün dünyada saygınlık uyandıran uluslararası ilişkiler anlayışı, komşularla ilişkiler anlayışı. Ardından İkinci Dünya Savaşı'na girmeyerek büyük bir felaketten Türkiye'yi kurtaran İsmet İnönü'nün diplomatik dehası, öncesinde Lozan Zaferi, devamında Kıbrıs Barış Harekatı, oradaki mezalimi bir adına Barış Harekatı konan ve haklılığımızı dünyaya süreç içinde anlatmayı başarmış olan kararlı bir duruş. Ama oradaki diplomasi, İran-Irak Savaşı ve İran-Irak Savaşı sırasında Bağdat'ta İran'ın Tahran'da Irak'ın çıkarlarını koruyabilen ve bunları hakkaniyetli bir şekilde yaptığı için saygınlık duyulan ve iki komşusunun yıllar süren savaşı sırasında bunu yönetebilmiş bir başarı. Ve NATO üyesi olup Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile sınır komşusu olan bir ülkenin götürdüğü doğru dış politika ve denge politikası dediğinizde karşınıza çıkan bu büyük başarı hikayeleri. Şimdi bunlar tarihimizde varken Trump'la Putin arasında, Trump gitti Biden'la Putin arasında sarkaç diplomasisi. Birinden beraber diğerine düşman, hop öbür tarafla beraber diğerine düşman, sürdürülemez bu ilişkinin geldiği nokta tam olarak ortadadır. Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerin bu noktaya gelmesi ve adeta çaresiz eylemsizlik içinde kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız. Ne yaptığını bilemeyen, ne sağa ne sola dönemeyen, elini bile kaldırmaya korkan bir Türkiye. Fransa ve Almanya da Rusya ile önemli ilişkiler içinde çatır çatır yaptırımlar uyguluyorlar. Kararlarına ellerini istedikleri gibi kaldırıyorlar ve ilişkilerini sürdürüyorlar. Ama Türkiye'nin burada yaşadığı durum gerçekten bir felaket. Ayrıca orada 20 binin üzerinde vatandaşımız var, çok sayıda gencimiz var. Her akşam bir televizyon programında onların yakarışlarını dinliyoruz. Sosyal medyadan sesleniyorlar ve Türkiye istihbaratı doğru değerlendirmedi. Zamanında uyarıları yapmadı, vatandaşlarını oradan kurtarmadı ve herkes kurtarma operasyonlarını yaparken bizimkiler algı operasyonlarının peşindeydiler. Bunların tabii troll orduları yapar, bazı AK Partili siyasetçiler yapar ama AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik yapıyorsa bu kurumsal bağlayıcılık içindedir. Bakın, katıldığım bir televizyon programında bir genç bağlanıyor ve uzunca bir konuşma yapıyor. Bu konuşmada oradaki eksiklikleri, yapılanı yapılmayana, artısını eksisini gayet güzel anlatıyor ve diyor ki yalnız bırakıldık. Bizi arayan soran yok. Sıkıntımız büyük. Hayati tehlikemiz var. İnsanlar zor durumda. Sığınaktalar. Gençler ağlıyor. Bir sürü şey konuşuyor. Ama bunun içinden önce ak troller kesip sadece devletimiz bizi aradı. Doğruya doğru diyor. Bir kez arandığını söylüyor. Onu koyup yalan siyasetinin duyayan şebekesi bir kere daha sahneye çıktı. CHP sözcüleri bir sürü hakaret. Ömer Çelik. Bakın ve genç arkadaşa atfen yaptığı açıklama. İşte o genç arkadaşın Ömer Çelik'e tarihi tokatı. Ne diyor? Konuşmayı yapan kişi olarak açıklama yapma gereği hissettim. Çok büyük bir yalan kampanyası var. Ben devletimin hakkını yedirmem ama bir yalan kampanyasıyla
ve montajlanmış bir videoyla muhalefet milletvekilimi de yedirmem. Ben sadece bilgi verdim. Keşke hepsini yayınlasaydınız. Çünkü Ömer Çelik'in paylaştığı video genç arkadaşın bir cümlesi. Oradaki pek çok cümlesinde zafiyeti, yalnızlığı, sorunları dile getiriyor. Ve düşünebiliyor musunuz? AK Parti grup sözcüsü bu açıklamadan sonra bu tweetini silme nezaketi, erdemini dahi göstermedi. Hadi bırakın onu özür dilemeyi. Hiç utanmıyor musunuz Ömer Çelik? Trollün montaj videosuyla bir partinin sözcüsü, ülkeyi yöneten partinin sözcüsü bu hakaretleri eder de bu cevabı aldıktan sonra halen daha utanmadan, sıkılmadan bunda ısrar edebilir mi? Dünya kadar hakaret duyduk ama kurumsal bağlayıcılığı olan Ömer Çelik'ten gereğini yapmasını bekliyoruz. Bunun kendisine sorulmasını bekliyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi. Böyle büyük yalan mı olur diyor genç arkadaş. Montajlanmış bir video. Neden dediklerimin tamamını yayınlamadınız diyor. Ve dün Dışişleri Bakanı'nın yerine Gölge Dışişleri Bakanı, Paralel Dışişleri Bakanı İbrahim Kalın televizyon programları arasında koşuyor. Aralarında tatlı bir rekabet var. Biri bir haber kanalında, öbürü bir haber kanalında peş peşe. Herhalde sabahta ilk soru reytingi onun mu yüksek, benim mi yüksek? İbrahim Kalın mı yüksek reyting aldı, yoksa Mevlüt Çavuşoğlu mu yüksek reyting aldı? Paralel Dışişleri Bakanı. Bu ülkede hangisi Dışişleri Bakanı? Çavuşoğlu mu, İbrahim Kalın mı, Hulusi Akar mı? Farklı farklı tezleri farklı farklı yöntemlerle anlatan, birbirleriyle çelişen tuhaf tuhaf adamlar birbirleriyle yarışıyorlar. Türkiye'de dünyaya rezil olmaya devam ediyor. Tayyip Erdoğan'ın çatışmadan hemen önce iki ülke arasında arabuluculuk yapma talepleri dikkate dahi alınmamış. Erdoğan Avrupalı liderlerle nasihattan ötesini tavsiye ederken Avrupa Konseyi'nin Rusya'nın üyeliğini askıya alma oylamasında çekimser kalmıştır. Ve bu durum Türkiye'nin iki ülke arasındaki bu krizde nasıl pozisyon alacağını bilmeyen ve dünya çapında da Türkiye kamuoyunda da tuhaf karşılanan ve açıklamaya muhtaç bir tutumken bunu her birisi kendi dili döndüğünce izah etmeye çalışıyorlar. Ama büyük devletler böyle yapmıyor. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli, çok büyük bir devletken kendi çıkarlarını hem anlatabilecek, hem koruyabilecek, hem tavır takınabilecek bir ülkeyken maalesef Türkiye bir çaresiz eylemsizlik içinde durmaktadır, kıvranmaktadır. Bir yandan da Avrupa Birliği konusunda ben tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Recep Tayyip Erdoğan. Diplomasi de böyle sistem olmaz. Bu bir gaf. Bu bir acziyet. Ne demek birileri Türkiye'ye saldırınca mı? Avrupa Birliği üyeliği için geldiğimiz diplomaside son nokta bu mu? Karaya oturduk yalvarıyoruz. Ne üzerinden? Bize de mi saldırsınlar istiyorsunuz? Ukrayna'ya gösterdiğiniz ilgiyi göstermeyin. Ukrayna'yı kıskanıyor. Bir paragraf yukarıda Ukrayna'ya sahip çıkmıyorsunuz diyor. Bir paragraf aşağıda Ukrayna'ya gösterdiğiniz ilgiyi bize de gösterin diyor. Böyle bir çaresizliği diplomatik bir gaf olarak nitelendiriyoruz ve not ediyoruz. Ve esas mesele, esas konuşmanız gereken mesele Montrö. Montrö konusunda bir kez bakanları oturtun, Montrö'yü bir okutun. Her biri başka bir şey anlıyor, başka bir şey anlatıyor. Hulusi Akar'a çağrımız şu. Gidip de yurt dışında Montrö anlatmak kolay bu dönemde. Ama sen geçen sene Türkiye'de birileri Montrö'yü tartışmaya açıyordu. Şentop dahil Montrö'yü tartışmaya açıyordu. Montrö tartışmalarına durun. Ne yapıyorsunuz? Türkiye için çok önemli bir anlaşmadır. Çok önemlidir Montrö Sözleşmesi diyen 104 emekli amirali bu Hulusi Akar'ın uyguladığı kararlarla ordu evlerine sokmuyorlar. Lojmanlarını boşalttırıyorlar. Bu etmedikleri hakaret, yapmadıkları kötülük kalmadı ve bu kriz bütün dünya önünde Montrö hassasiyetinin haklılığını ortaya çıkardı. Tezelden amirallerden özür dilenmesi gerekir. Haklarının iade edilmesi gerekir.
bu yargılama saçmalığının da bir an önce son bulması gerekir. Bu kadar haklı, bu kadar duyarlı, bu kadar hassas bir meselede kusura bakmayın ama milletimizin önünde amirallere laf söyleyenler, saldıranların şimdi özür dileme vaktidir. Meclisin gündemi de yoğun, hızlı şekilde önemli bir hususu daha dile getirmek isterim. O da zeytinlikler meselesi. Bu meclis milli iradenin tecelli ettiği yer. Demokrasi de şu, parlamenter demokrasi. Vatandaşlar temsilcilerini seçiyorlar. Buraya yolluyorlar. Temsilcileri o vatandaşlar için burada görev yapıyorlar. Maalesef tek adam rejimi, katı parti disiplinleri, bazen bu milli iradenin başka yerlerde alınan kararlara el kaldırıp indirme noktasına dönüştürüyor. Son 20 yılda Türkiye bunu fazlasıyla yaşadı. Ama birkaç örnek, örneğin dün yaşadığımız, andığımız 1 Mart tezkeresinde olduğu gibi milli irade, milletvekilleri kendi iradeleriyle doğruyu yapabildiler. Bu mecliste milli irade vatandaşın tepkisiyle, baskısıyla bir şeylere ne zaman engel oldu örneklendirir misin derseniz, ben size 2017'de üretim reform paketi sırasında, 2019'da maden kanunu geldiğinde, 2020'de elektrik piyasası kanununda zeytinlik alanlara yapılan saldırılar, orada işte maden işletilsin, enerji üretim tesisi olsun falan, Balıkesir, Bursa, Manisa, Muğla, Antalya milletvekillerinin ağırlıklı olarak Çanakkale milletvekillerinin tüm partilerden tepkileriyle ve gayretleriyle bu maddeler hep geri çekildi. Ben çok iyi hatırlıyorum AK Parti'nin Balıkesir, Muğla milletvekilleri gidip genel merkezlerine yöneticilerinden konuştular. Bu madde çekilmelidir. Çok tepki geliyor. Vatandaş zeytinliği koruyan kanunlardan fedakarlık edip zeytinliklerini koruyan kanunlara saldırılsın istemiyor deyip çekildi. Bu ne demek? Meclis bir irade koydu demek. Evveli gece bir imzayla yayınlanan yönetmelikle o geri çekilen maddeyi yönetmelik olarak getirdiler ve zeytinliklerde maden faaliyetlerini olanaklı hale getirmeye çalışıyorlar. Elbette tezelden Danıştay'a gidiyoruz. Elbette yürütmenin durdurulmasını talep edeceğiz. Elbette buna izin vermeyeceğiz. Bu konuda hem mecliste, hem yargıda, hem zeytinliklerde mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz köylümüzün, biz çiftçimizin, biz ülkemizin zeytinine, zeytinliğine sahip çıkacağız. Beşli çete için yapılan düzenlemeye. Ama bu millet, bu milletin vekilleri en az 3 kez, 4 kez o maddeyi kanunlardan geri çektirmişken, beşli çetenin talebiyle bakanlıklar getiriyor, geri püskürtmüşken bu yapılan iş, tek adam rejiminin milletin talebinin karşısında nasıl bir tutum sergilediğini, nasıl beşli çeteyi koruduğunu gösteren bir örnektir. Bunu da buradan ifade etmek gerekiyor. Diğer yandan son konumuz da şu. Tam parti devleti eleştirilerini yaptık ya. Üsküdar ilçesi İstanbul, aralarında Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de yer aldığı 5 okul. Bu 5 okulda AK Parti'nin gençlik kolları hesaplarından ve Üsküdar ilçe hesaplarından sonradan bu tweetleri takır takır sildiler. Atılan tweetlerle öğreniyoruz ki AK Partililer partileri tarafından okullarda sergi açılmış. Bu sergileri açanlar yeni seçmen birimleri. Hani lise öğrencileri gelecek seçimde oy kullanacak ya önemli bir kısmı. Yeni seçmen birimi, yani seçim niyetiyle, kaygısıyla kurulmuş olan birim 5 okulda sergi açmış. AK Parti'nin Üsküdar ilçe başkanı, gençlik kolları başkanı da sergiyi ziyaret etmiş. Bu sergide de gençlerle fotoğraf çektirmiş. Üsküdar ilçe başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaymakamı arıyor, haberim yok diyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü arıyor kaymakam, onun da haberi yok diye bize bilgi veriyor. Derhal engel olacağız mı engel olacağız diyorlar. Takır takır tweetler siliniyor.
liselere yeni seçmen birimini götürüp oraya sergi açtırıp orada yaşanmış bir toplumsal olay üzerinden siyaset devşirmeye çalışmanın ve orada gençlerle yeni seçmen biriminin temas etmesinin nasıl bir acziyet, nasıl bir tenezzül olduğunu ve okullara iktidar partisinin serbestse hadi bakalım İstanbul İl Başkanlığımız 39 ilçede birden sergi açmak istiyoruz okullarda. Sonra da gidip öğrencilerle temas edeceğiz. Buna izin verecek misiniz? Olabilir mi? Doğru bulmayız, yapmayız ama yapıldığını düşünün. AK Parti'nin çok değerli seçmenleri, geçmişte AK Parti'ye oy vermiş bin pişman insanlar. Bir düşünün şimdi. Cumhuriyet AK Partisi iktidardaydı ve bütün CHP'li ilçe örgütleri çocuklarınızın okulunda sergi atıp çocuklara propaganda yapıyor. Ne hissedersiniz? MHP'nin değerli seçmenleri ne hisseder? Nasıl olacak bu işler? Biz bunu hemen müdahale ettik, hemen karşı çıktık, hemen engel olduk ve suçluluğun telaşı içinde bu tweetlerin hepsi teker teker silindi. Ama bunu, bu bir tenezzül meselesidir. Bunu kayda geçirmek istiyoruz. AK Parti bunu da yaptı. Gider ayak bunu da yaptı. Liselere gitti, gençlik kollarına sergi açtırıp, o sergileri ziyaret edip, gençleri yeni seçmen biriminden temas ettirdi. Korkunun ecele faydası yok. Bunları yapmakla iktidara tutunamazsınız. Sadece kendi geçmişinize AK Parti buna da tenezzül etmişti diye bir satırı daha ilave edersiniz. Bunu not ediyoruz, bunu kenara koyuyoruz. İleride AK Parti'nin elbette iktidara gelişini, iktidarda kalışını ve gidişini irdeleyenler bunu da bir kilometre taşı olarak gördüler, görecekler, yazacaklar, çizecekler. Bu kararları alanlar, Türkiye'ye bu utancı yaşatanlar da günü geldiğinde bakalım bu yaptıklarını nasıl savunacaklar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru yoksa meclis oturumuna geçebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Biraz önce ki orada da bir nezaketsizlik yaşandı. Gizli oturum yapılması ile ilgili konu basın parti gruplarıyla paylaşılmadan ve görüşleri alınmadan basınla paylaşıldı. Ancak oturumun gizli yapılacağı için içeride yapılacak olan konuşmalarla ilgili bir bilgi vermek hem anayasaya aykırı hem iç düzeye aykırı ama bunu Mevlüt Çavuşoğlu ile açık mecralarda tartışacağız ve daha sonra da bu sorunuza yanıt vermiş olacağız. Teşekkür ederim.